Merhaba değerli takipçilerimiz, Emrah Öztürkmen Gayrimenkul ve İnşaat kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere konut kredisi ile alınan evin borcu ne olacak adlı videomuzla kısaca bilgiler vereceğiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Deprem bölgesinde yıkılan binalardan bazıları banka kredisi ile alınmış ve taksitleri devam eden konutlar. Peki, bu konutların ödemesi devam edecek mi? Sorumluluk kimde? Krediyle alınanlar çok. Depremin etkilediği 11 ile baktığımızda yıkılan binaların büyük çoğunluğunun 1999 öncesinde inşa edildiği görülüyor. Ancak son dönemde yapılmış birçok bina da yıkılmış durumda. Bunların arasında lüks diye büyük fiyatlarla satılanlar da var. Bu konutların bir kısmı da vatandaşlara banka kredisi ile satılmış durumda. Vatandaş sadece deprem bölgesinde değil, Türkiye'nin her yerinde çalışıp çabalayıp kendi özel hayatlarından kısarak biriktirdiği az bir parayı peşinat yaparak banka kredisi ile ev alıyor. Bu kredileri de yıllarca ödüyor. Ancak görüyoruz ki bankaların kredi verdiği, yani bir bakımı onay verdiği binalarda depremde yıkılmış durumda. Üstelik bu yıkılan binaların çoğunda oturan vatandaşların kredi borçları bitmiş değil. Yani evinin borcunu bitiremeyen vatandaş hem yıkılan konutunu kaybetmiş, hem eşyaları yok olmuş, hem de banka borcu ile karşı karşıya. Yitirdiğimiz canlarımızın telafisi ise zaten yok. Konut borcu olan kardeşimiz vefat etmişse bu kez borç mirasçılarına, yani yakınlarına kalıyor. Konutlarla ilgili bilindiği gibi iki türlü sigorta bulunuyor. Bunlardan birisi zorunlu olarak yapılması gereken deprem sigortası. Bu sigorta kaybın bir kısmını karşılıyor. İkincisi ise bunun tamamlayıcısı olarak yapılan özel konut sigortası. Bunu herkes yaptırmıyor ama yaptıranlar açısından bakıldığında teminatlar kapsamında bu sigortalar kaybın önemli bir bölümünü karşılıyor. DASK'ın ödemediği zararlar böylece sigorta tarafından karşılanıyor. Ayrıca ferdi kaza sigortası yaptıranlar için de tazmin söz konusu oluyor. Peki, bu sigortaları yaptırmamış, üstelik banka kredisi almış ve borcu bitmemiş bir depremzede ne yapacak? Çünkü çoğu vatandaşımız banka teklif etse de ek bir maliyet olduğu için bu sigortadan kaçınıyor ya da bankalar sonradan yenilemiyor. İpotek yapan kurum alıyor. Banka borcu devam ediyorsa DASK banka tarafından yaptırılıyor. Ancak teminat ödemesi konutun borcu devam ettiği için bankaya, yani o konuta ipotek koyan kuruma ödeniyor. Bu para da borçtan düşülüyor. Ancak borcu tamamen karşılamaya yetmiyor. Bankanın burada ipoteği devreye sokması da mümkün değil. Çünkü ortada satılacak bir bina bulunmuyor. Arsa payı da borcu karşılayacak durumda değil. Peki bu durumda ne yapılacak? Bankalar kredi verirken hayat sigortası da yapıyorlar. Bu sigorta borç devam ettiği sürece her yıl yenileniyor. Bu yüzden kredi borçlusu vatandaşımız eğer depremde vefat etmişse bu sigorta devreye giriyor. Kalan borcu karşılıyor. Böylece yakınlarının bir borç ödemesi gerekmiyor. Burada poliçenin teminatlarına göre yakınlarına bir tazminat ödemesi de gerekebilir. Ancak sigorta yaptırmamışsa yakınları bu kez mirası reddedebilir ve borcu ödemez. Bankalar devreye girmeli. Burada asıl mağduriyeti yaşayacak olan ise hem evi yıkılmış hem de borcu bitmemiş vatandaşlar. Bu vatandaşlar konutla ilgili herhangi bir sigorta da yaptırmamışlarsa mağduriyet katlanıyor. Bu vatandaşlar evlerini kaybettikleri gibi banka ile de karşı karşıya kalacak. Burada hem kamunun devreye girmesi
hem de bankaların çözüm üretmesi gerekiyor. BDDK bu konuda hem aksiyon olarak tüm kredi ödemelerinin 6 ay ötelendiğini duyurdu. Ancak bu süre sonunda bankalar depremzedelerden bu kredi borçlarını tahsil yoluna gidebilir. Bu durumda vatandaşlarımız ikinci bir yıkım daha yaşamış olurlar. Burada kamu, banka ve sigorta şirketlerinin ortak bir çözüm bulacağına inanıyoruz. Burada binanın yıkılmasında sorumlu olanlardan da tazmin edilmesi söz konusu olabilir. Evet değerli takipçilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi Emrah Öztürkmen Gayrimenkul ve İnşaat kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.